Uçururken kalkış tuşuna basıyoruz ve basılı tutuyoruz. Drone. Gayet stabil bir drone. Altında sensörü var. Eğer elimizi yaklaştırırsak bir engel olarak görüyor ve hemen yukarıya doğru hareket ediyor. Evet. Drone gerçekten stabil. Bakın sağa sola çekeceğim ve zorlayacak. Bakın. Evet, gayet stabil. Sinematik moddayken drone'umuzu şöyle yapayım, ikisini bir arada. Bakın, tuşu sonuna kadar itiyorum ve çok yavaş bir şekilde dönüyor. Bakın, çok yaklaşmanız gereken binalar, ne bileyim araba veya ağaç olabilir çekmeniz gereken, o zaman sinematik modda çok yavaş bir şekilde kullanabilirsiniz. Bakın, şimdi geriye doğru son çekiyorum, en fazla gideceği hız bu. Yani siz hızını daha da ayarlayabilirsiniz. Bakın, sonuna kadar ittim. Bu. Şimdi position modu geçelim. Bakın, şimdi yine getireyim şurada. Hemen çevireyim, bakın. Bakın ne kadar hızlandı, görüyorsunuz. Çok hızlandı. Evet. Bakın sağa, sola, daha hızlı, ileri, geri. Bir de sport mod, bakın sport modu seçiyorum ve bakın sport modda şu anda, bakın bir de çevireyim şimdi, bakın. Bakın. Ne kadar hızlı dönüyor sport modda, görüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde dönüyor. Sağa sola bakın. Evet. Şu anda bu tabii ki son hızları. Çubuğu son hattına kadar çekiyorum. Evet arkadaşlar. Uçuş modlarını göstermek istiyorum size. Uçuş modlarını göstermek için şu bölüme tıklıyoruz, Full HD yazan yere. Buradan istersek fotoğraf, istersek video seçebiliyoruz. Fotoğraf derken fotoğraf ayarlarını yapabiliyoruz. Mesela bir tane fotoğraf veya sıralı arka arkaya fotoğraf çekmek istiyorsak time shoot özelliklerini kullanabiliriz. Video seçeneklerinden de yine istersek 1080K, istersek de 2.7K çekim yapabiliriz. Buradan da FPS ayarlarını yapabiliriz. Ama biz şu anda Quick Shot'a tıklıyoruz ve buradan Quick Shot özellikleri çıkıyor. Burada 4 tane çekim modu var. Drone, Rocket, Helix yani Churchill ya da Spiral. Yani Churchill da etrafımızda dönüyor. Spiral'de ise dönerek yükseliyor. Şimdi drone'i de mesafe seçebiliyoruz. 25, 30, 35. Biz bir 25'i deneyelim, bir de en yükseği deneyelim. Şimdi ayarlıyoruz 25. Hemen drone'u indirelim. Yaklaştıralım. Kendimize doğru. Şöyle. Evet. Seçelim şurada kendimizi. Biraz aşağıya ayarlayalım şöyle. Buradan seçiyoruz kendimizi. Dikdörtgen ya da kare şeklinde. Ondan sonra go diyoruz. Ve drone kendisi saydıktan sonra belirli bir açıyla bizden uzaklaşmaya başlıyor. Kaç metre seçtik? 20 metre. 20 metre gidecek ve
Çekim bittikten sonra görüyorsunuz burada ekranda gösteriyor. Çekim bittikten sonra kendisi ilk kalktığı yere geri dönecek. Evet, gördüğünüz gibi drone geriye geliyor. Evet, ilk kalktığı yere geldi, beklemeye başladı. Şimdi biz ona yeni bir emir vereceğiz. Onu uygulayacak. Şimdi şuraya tıklayalım. Bu sefer 40 metre yapalım. 40 metre yapalım. 40 metre yapalım. Seçiyorum. Evet. İkimiz de olsak gördüğünüz gibi bir kişiyi seçiyor. Ve go diyoruz. 3'ten 1'e kadar sayıyor ve drone bizden uzaklaşmaya başlıyor. Bakın. Bu sefer 40 metre gidecek ve drone görevini tamamladıktan sonra geriye dönecek. Şu anda biz biraz drone'u yanlış açıda uçurtuyoruz işin gerçeği. O yüzden görüntü kaliteli olmadı. Çünkü güneşe karşı uçurttuk. Bir de tersi yönde yapayım ki aradaki farkı anlayalım, hem de kameranın kalitesini anlayalım. Evet, geri dönüyor. Returning diyor, görüyorsunuz. Geri dönüyor diyor. Evet, görüyorsunuz. Geri dönüyor. Şimdi drone'umuzu şu tarafa alalım. Gelsin. Biraz daha alçaltayım. Pardon, alçaltacak yerim. Biraz daha alçaktan gitsin. Siz çekmek istediğiniz özelliğe göre nasıl çekmek istiyorsanız drone'u alçaltabilir ya da yükseltebilirsiniz. O sizin bileceğiniz bir şey. Şimdi şuradan tekrar yapalım. Bu sefer de 35 metreyi seçelim. 35 metreyi seçtikten sonra işaretliyorum buradan. Gördüğünüz gibi beni dikdörtgen içine aldı. Start diyorum. Ve drone şu anda 3, 2, 1 evet gitmeye başladı. Görüyorsunuz. Drone uzaklaşıyor. ...35 metreye ulaşınca görevini tamamlayacak ve drone ilk kalktığı yere geri dönecek. Evet. Evet, görevini tamamladı. Şimdi biz başka bir uçuş moduna bakalım. Droni. Droni modunda da yine istediğiniz metreyi seçebilirsiniz. 25, 30, 35, 40 metre olarak seçebiliyorsunuz. Ama tabii ki kendiniz yazamıyorsunuz. Biz ilk önce 25 metreyi seçelim arkadaşlar. 25 metreyi seçtik şu anda. Yine tekrar buradan kendimi seçiyorum. Ve start diyorum ve drone bizim üstümüze 90 derece yükselecek. Evet, drone yükselmeye başlıyor şu anda, görüyorsunuz. Evet. Şu anda görev tamamlandı ve drone geriye dönüyor. Evet. İlk kalktığı yere geri dönecek drone. Modlarını kullanarak çok kaliteli görüntüler çekebilirsiniz. Çok iyi drone kullanamasanız bile çok kaliteli videolar çekebilirsiniz. Şimdi başka bir yüksekliği deneyelim. En yükseğini deneyelim. 40 metreyi deneyelim. 40 metreyi seçtik. Evet, 40 metreyi seçtik. Boşluğa tıklıyoruz ve elimizle seçiyoruz ve kolay bir şekilde go diyoruz. Start diyoruz. Sayım başlıyor ve drone harekete geçiyor. Evet, şu anda 40 metreye çıkacak. Come on.
Evet. Şu anda 40 metreye çıktı ve geriye dönüyor. Bu arada saçlarımızın ne kadar döküldüğünü de yukarıdan görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi diğer uçuş modlarına bakalım. Bu sefer Churchill, yani etrafımızda dönecek. Bunun da ayarını yapabiliyoruz. Yani ayarını yapabiliyoruz derken drone'u ne kadar mesafede tutarsanız o kadar genişlikte. Kısa mesafede ise drone'u yaklaştıracaksınız. Mesela şimdi yaklaştırdım. Bakın bu mesafede deneyim çok yakın. Hemen şöyle. Sen şuradan dışarıdan çeksene beni mesela. Evet. Kameramanı dışarıya çıkardım. Dışarıdan çeksin. Evet. Şu anda kendimi seçiyorum ve go diyorum. Bakın etrafımda dönecek şimdi. Evet, başladı. Evet. Misyon tamamlandı. Şu anda yine tıklıyorum ve bu sefer drone'u uzaklaştırıyorum ve biraz yükselteyim. Çünkü her zaman küçük nesneleri değil, binaları, arabaları, gemileri, ne bileyim farklı ağaçları, farklı farklı şeyleri çekmek gerekebilir. Böyle bir durumda yakın olması elbette ki iyi olmaz. O yüzden uzaklaştırdım ve kendimi seçiyorum. Hatta az daha uzaklaştırayım. Şöyle. Buradan şu görmüş olduğunuz ok yönüyle de dönüş yönünü ayarlayabiliriz. İstersek bu yönü seçelim, istersek bu yönü seçelim. Peki ters yönü seçelim bu defa. Go diyelim. Bu defa biraz öncekinin tersi yönde dönmeye başlayacak. Evet, başladı şu anda. Misyon başladı. Felek şaştı orada ha. Evet, görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kameraman drone'u yakalayamadı şu anda. Spiral mod. Spiral modu deneyelim şimdi. Şimdi uçuş modlarına tıklıyoruz. Buradan daha doğrusu şu full HD yazan yere tıkladığımızda burada foto, video ve quick shot modları çıkıyor. Çok aşırı alternatif yok. Buradan quick shot'a tıklıyoruz ve biraz önce çektiğimiz gibi drone'u Churchill Kirkle mı Churchill mı nasıl okunuyorsa artık. Bu da spiral helix mod. Bazı drone'larda spiral diye geçtiği için benim hemen aklıma spiral geliyor. Fimi de spiral olarak geçiyor. Şimdi bunu test edelim. Hemen 10 metre ile test edelim. 10 metre. Drone'u şöyle daha da yaklaştırıp alçaltayım. Yönünü de şöyle ayarlayıp şu tarafa şöyle. Kamerayı biraz yukarıya kaldıralım. Evet. Şurada kendimi seçiyorum. Evet. Hemen kameramanı seçti. Kameramanı daha çok çekmek istiyor galiba. Hemen başlatıyoruz. İlla kameramanı çekmek istedi drone. Yapacak bir şey yok. Evet. Drone gördüğünüz gibi etrafımızda helix şeklinde yükseliyor. Yani giderek bizden uzaklaşıyor. Kaç metre seçtik? 10 metre. Evet. Şimdi ilk kalktığı yere geri dönüyor. Evet, gelsin. Evet, şu anda görevini tamamladı. Şimdi biz tekrar bu helix'e tıkladığımızda
Yine menü açılıyor. Bu sefer 15 metreyi deneyelim. 15 metre. Kendimi seçiyorum buradan ve go diyorum. Bu sefer 15 metre. Evet, gördüğünüz gibi drone git daha uzakta duruyor. Şu anda 15 metrede görevini tamamladı. Ve ...15 metreye kadar açılıyor ama o nereye kadar açılırsa açılsın görevini tamamladıktan sonra ilk görev başladığı yere geri dönüyor. Bakın hepsini de izleyin. 15 metre, 20 metre. 20 metreyi seçiyoruz. Drone görevini tamamladıktan sonra yine aynı yere geldi. Bakın. Evet, başlıyor. Şu anda drone yavaş yavaş 20 metreye kadar açılacak dönerek. Bakın. Evet, görevini tamamladı 20 metre ve geriye dönüyor. Evet, bakın ilk kalktığı yere geri geldi. Tekrar yapalım. 25 metre. Hepsini deneyelim bari. 25 metre. Seçiyoruz. Seçiyoruz ve go diyoruz. 2-1. Evet, harekete başladı. Yine bu defa 25 metre açılacak bizden ve ilk kalktığı yere geri gelecek. Evet, ilk kalktığı yere geri geliyor şu anda. Evet, görevini tamamladı. Şimdi ne yapalım? Değiştirelim. 30 metre yapalım ve dönüş yönünü değiştirelim bu sefer. Dönüş yönünü nereden değiştiriyoruz? O hangisine tıklarsak o yöne doğru gider. Evet, gayet kolay uçurmak. Herkes uçurabilir bu drone'u. Kullanım olarak çok kolay gerçekten. Şimdi gidiyor ters yönde. Bakın biraz önce öbür tarafa dönmüş. Şimdi bakın git drone yükseliyor. Bakın yükseliyor. Helix şeklinde. Bu sefer 30 metre. Evet, 30 metrelik görevini de tamamladı ve drone geriye geliyor.